Bu cümleyi oluşturan iki yargı arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Uyumak gün boyu uyanık olmayı gerektirdiğinden kolay bir iş değildir. A) neden-sonuç ilişkisi vardır. B) amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) koşula bağlılık söz konusudur. D) karşılaştırma yapılmıştır. E) birbiriyle çelişmektedir. Şimdi cümlemize baktığımızda kolay bir iş değildir. Burası sonuç. Şurayı da alalım. Uyumak kolay bir iş değildir. Niçin, neden, gün boyu uyanık olmayı gerektirdiğinden. Burası da nedeni. Kolay bir iş olmamasının nedeni gün boyu uyanık olmayı gerektirmesi. Yani neden sonuç ilişkisi var. Amaç sonuç olsaydı amacıyla cümlesi uyardı. Yani gün boyu uyanık olmayı amaçladığından gibi bir anlam olacaktı. Olmuyor, saçma oluyor zaten. Koşula bağlılık yok. Şu olursa şu olur gibi bir koşul yok. Karşılaştırma iki şeyin karşılaştırılması zaten yok, birbiriyle çelişmiyor. Neden sonuç ilişkisi olduğu için cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Öznel yargı demek kendi yorumlarımızı, kendi düşüncelerimizi kattığımız yargılar demek. A. Genç kadın pencerenin kenarına dayanmış dışarıyı seyrediyordu. Burada bizim yorumumuzun olduğu herhangi bir cümle yok. Yani bunu kim baksa aynı şeyi görür. Genç kadın pencerenin kenarına dayanmış dışarıyı seyrediyor kişiden kişiye değişen bir görüntü değil bu herkes aynı şeyi görür o yüzden bu nesnel. B okuldan geldiğinde babasına mektup yazmak için tavan arasındaki odaya kapandı. Evet gene nesnel. Hiç yorum olduğunu gösteren herhangi bir kelime yok. Herkes aynı şeyi görür. Mektup yazmak için tavan odasına gitmiş. C bu sözler karşısındakileri ciddiye alan bir insanın sözleri olamaz. Bu o kişinin fikri yani o şöyle düşünüyordur. Karşısındakileri ciddiye alan bir insanın sözleri olamaz diyordur. Ben de derim ki hayır böyle düşünmüyorum ben. O yüzden cevap geldi cevap C. D. Kadın yerinden kalkarak bebeğin beşiğini düzeltmeye başladı. Herkes aynı şeyi görür değil mi? Bu kimsenin yorumu değil. E. Salondan bahçede oturanların kahkahalarının duyulduğunu söyledi bana. Yorum ifade eden bir kelime ya da cümle yok. Cevap C. Yukarıdaki cümlelerden hangileri üslupla ilgili değildir? Üslup anlatım tarzı, anlatım şekli demek. Bir kısa cümleler anlatımı daha akıcı, daha sade kılıyor. Anlatım şekli nasılmış? Kısa cümleler kullanıyormuş, akıcı ve sadeymiş. Bu tamamen üslupla ilgili yani bunu alamıyoruz. İki şiirde anlam, şiirin kendisi kadar ezeli ve ebedidir. Burada anlam diyor yani anlatış şekli değil, anlam, içerik bu konuya girer, bunu alacağız. 3. Türk romanlarında klişeleşmiş kahramanlar, ezberlenmiş konular dikkat çekici olumsuzluklardır. Bakın konular geldi yani bu da konu. 4. Şiirin söz sanatlarından arındırılmaya çalışılması şiir için bir cinayettir. Söz sanatları kullanmak onun anlatım şeklidir. Bu da üslupla ilgili. Bu da gider. Yani cevabımız C, 2 ve 3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bir öneri gerekçesiyle yani nedeniyle verilmiştir? A korkulu düş görmektense uyanık yatmak hayırlıdır. Burada bir öneri yok, yani bir tavsiye yok. Yararımıza faydamıza olacak bir tavsiye yok. B iyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. Burada da bir tavsiye yok. A'yı da elemiştik zaten. C alçak yerde yatma, sel alır. Yüksek yerde yatma, yel alır. İşte bakın bizim faydamıza, bizim yararımıza olacak bir tavsiyede bulunuluyor. Diyor ki alçak yerde yatma, sel alır. Yüksek yerde yatma, yel alır. Yani senin için bunları yapmazsan iyi olur anlamı olduğu için burada öneri var. D at bulunur meydan bulunmaz meydan bulunur at bulunmaz. Burada da bazen içinde bulunan durumların tasvirini yapıyor. Bir öneri de bulunmuyor. E isin yanına varan is misin yanına varan mis kokar. Bir öneri şeklinde sebebiyle birlikte, gerekçesiyle birlikte bir öneri şeklinde değil. Alçak yerde yatma. Çünkü sebebi sel alır. Yüksek yerde yatma sebebi yel alır. Gerekçesiyle birlikte söyleniyordu. O yüzden cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlı değildir? Koşul, şart. A ne kadar çok kitap okursan o kadar güzel konuşursun. Okursan S ile yapmış burada koşulu. Güzel konuşmanın koşulu çok kitap okuman. A'da var. B bu dünyada parasını verdin mi çalamayacağın düdük yoktur. Koşul cümleleri her zaman ssa ile yapılmaz. Bazen mi ile de edatla da yapılır. Mi soru edatıyla da yapılır. Çalamayacağın düdük yoktur. Koşulu parasını vermen. Burada da var. C. Gece gündüz çalıştıkça başarın yükselecek. Sen de mutlu olacaksın. Burada da dıkça dikçe zarf fiiliyle yapılmış. Başarının yükselmesinin koşulu ne? Gece gündüz çalışmak. D. Katrandan olmaz şeker. Olsa da cinsine çeker. Burada bir koşul yok. Bir yargı söylüyor. Devamında olacakları sıralıyor. Yani herhangi bir koşula bağlayarak söylemiyor. Cevap geldi. E'ye de bakalım. E. Eşek çukura düşerse sahibi gayrete gelirmiş. Eşeğin sahibinin gayrete gelmesinin koşulu ne? S ile yapmış. Eşeğin çukura düşmesi. Cevap zaten gelmişti. D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Kişisel görüş dediği öznerlik istiyor bizden. Hangisinde öznerlik var? A. Halit Ziya eserlerinde Arapça ve Farsça sözcükler de kullanmıştır. Burada öznellik yok. Herkesçe aynı anlamın çıkacağı nesnel bir yargı var. Kanıtlanabilir bir yargı yani. Bu gider. B. Namık Kemal hem tiyatrolarında hem şiirlerinde vatan sevgisini ele almıştır. Hiç öznellik olduğunu gösteren bir kelime yok. Namık Kemal'in tiyatrolarına ve şiirlerine bakılsa vatan sevgisini anlattığı görülebilir. Yani nesnel, yoruma açık değil. C. Mehmet Rauf'un Eylül adlı romanında kahramanları psikolojileri anlatılmıştır. Evet bunu kanıtlayabiliriz. D. Edebiyat ve eleştiri konusunda yapılan sunumların sonuncusu hepsinden uzun sürdü. Saat tutulup bakılabilir, kanıtlanabilir. E. Sanatçının son öyküsünde kısa ve devrik cümlelerin kullanılması dikkat çekici. Dikkat çekici kelimesi onun fikri. O yüzden cevap E. Burada öznerlik var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma başvurulmuştur? Dolaylı anlatım başkasının sözlerinin değiştirilerek ikinci ağızdan aktarılması. Doğrudan anlatımda hiç değiştirilmez. Şimdi bakalım hangisinde dolaylı anlatım var? A. Behçet Necati gelin bu dizelerindeki sokaklar için gülümseyen sözcüğü kullanılarak kişileştirme yapılmıştır. Bakın bu sözü birisi söylüyor. Hiç değiştirmemiş. Aynen buraya almış. O yüzden bu doğrudan. B. Jean-Paul Sartre'ın yazar neyi yazacağını değil nasıl yazacağını bilen insandır sözünü çok severim. Burada tırnağı da kullanmış zaten. Doğrudan anlatım olduğunu çok açık göstermiş. Bu da gitti. C. Faruk Nafiz Çamlıbel'in han duvarlarında birçok kez kişileştirmeye başvurulduğu görülmektedir. Evet bu cümleyi tırnak içine alsam başkasının sözünü aynen aktarmış olurum. Bu da gider. D. Ahmet Haşim'in şiirlerinde sonbaharın eşsiz ezgilerini keşfettiğini söyleyen şair arkadaşım çok haklıydı şair arkadaşının sözünü dolaylı olarak aktarmış. Ne demiş aslında şair arkadaşı? Demiş ki Ahmet Haşim'in şiirlerinde sonbaharın eşsiz ezgilerini keşfettim. Fakat o d ya da t eklerini kullanarak bize dolaylı anlatım yapmış. Bu eklerden anlayabilirsiniz dolaylı anlatım olduğunu. Cevap geldi. E'ye bakalım. Yunus Emre diğer halk ozanlarından farklı olarak maddi aşktan uzaklaşıp manevi aşkın sırrına ermiştir. Bu cümleyi tırnak içine alsak doğrudan anlatım olur. O yüzden cevap D. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatçının bütün eserlerinde ortak olan bir noktadan söz edilmiştir? 1. Kırık Hayatlar sözünden pek hoşlanıyor Halit Ziya Uşaklıgil. Burada göremedim. 2. Altı romanındaki kişilerin hep kırık bir hayatları vardır. Geldi aslında hep dedi bakın. Yani bu bütün eserlerinde ortak olduğunu gösterir. Hep dediği için ortak. Cevabımız geldi ama devam edelim. 3. Nemide de Nemide veremden ölür babası çıldırır. 4. Bir ölünün defterinde gerçi Nipar'la Hüsam mutluluk içinde yaşarlar yaşarlar ya onların mutlulukları için ölen Vecdi'nin anısı bırakmaz arkalarını. 5. Ferdi ve şürekasında Hacer bir yangında ölür. İsmail Tayfur çıldırır. Saniha bütün ömrünü bir deliye bağlar. Cevabımız gelmişti zaten. Hep kelimesi kullanıldığı için cevap B. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle birinci cümledeki gözlemin yorumudur? A. Sinemada istediğimiz seansa yer bulamadık. Kapıda beklemek zorunda kaldık. Burada ikinci cümle bir sonuç. Kapıda beklemek zorunda kaldık. Birinci cümle onun nedeni. Neden? Sinemada istediğimiz seansa yer bulamadığınız için. O yüzden burada yorum yok. Neden sonuç ilişkisi var? B. Bakışlarında coşku yerini yüzüne bıraktı. Hatırladıklarından etkilenmiş olmalıydı. İşte bakın geldi. Birinci cümlede bir gözlem yapmış, bakışlarında bir coşku, sonra hüzün görmüş ve bunu da şöyle yorumlamış. Hatırladıklarından etkilenmiş olmalı herhalde o yüzden diye yorum geldi. Cevap da geldi. C. Oyunun son perdesindeki duygu yükünü kaldıramamış, salonu terk etmişti. Gene bir neden sonuç geldi. Salonu terk etmiş bir sonuç. Neden? Çünkü oyunun son perdesindeki duygu yükünü kaldıramamış. Bu da gitti. D. Bu sözleri duyunca çok duygulandım. Hissettiklerimi anlatacak sözcük bulamıyorum. E. Ara sıra karnını tutuyor. Hafifçe eğiliyor. Sonra rahat bir nefes alıyor. Bunlarda neden sonuç ilişkisi de yok. Yorum da yok. O yüzden bu ikisi de gider. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusu değildir? A. Ben de senin gibi sabırlı ve mücadeleci bir insan olsaydım ne olurdu sanki? Burada bir istek var, bir dilek var. Burada bir koşul yok. ssa vererek sizi Yanıtmaya çalışmış ama her SSA koşul yapmıyor. Cevap geldi. Diğerlerindeki koşulları bulalım. B. İnsanlar birbirine saygı duyunca birbirlerini sevmeye de başlarlar. Bakın burada da koşulu ince ince ile yaptı. Yani her zaman SSA yapmaz koşul. Birbirlerini sevmeye başlamalarının koşulu ne? Birbirlerine saygı duymaları. C. Dikkatli davranırsan aynı hataları niye tekrarlayasın ki? Bakın burada SSA ile yapılmış. Aynı hataları tekrarlamamanın koşulu dikkatli davranman. D yaptığın şeylerin değeri mi olur emek vermezsen? Emek vermezsen S ile yapılmış, yaptığın şeylerin değeri olmaz. Yaptığın şeylerin değerinin olmasının koşulu emek vermen. E yarın getirmek üzere verebilirim bu kitabı sana. Vermemin koşulu ne? Yarın getirmen. Burada da üzere edatı ile yapılmış koşul. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? A. Kendini iyi hissetmediğinden bizimle sinemaya gelmedi. Sinemaya gelmemesinin nedenine kendini iyi hissetmemesi burada var. B uzun yıllar süren dostluğumuzdan ötürü ona kızamıyorum. Kızamamasının nedenine uzun yıllar süren dostlukları bu da gitti. C Yağmurun yağmasıyla bizim sahadaki maçlar iptal edildi. Maçların iptal sebebine yağmurun yağması. Bu da gitti. D Yarın akşam uçağıyla iş aramaya gidecekmiş İstanbul'a. Burada amaç sonuç ilişkisi var. İstanbul'a gitme amacı iş aramak bu amaçla gidecek. Burada amaç sonuç ilişkisi var. E dün gece karnı ağrıdı da ödevlerini yapamadı. Ödevlerini yapamama nedeni ne? Karnının ağrıması. Burada da var neden sonuç cevap D. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede belirtilen yargının bir gerekçesi niteliğindedir? Gerekçe neden demek? Dergilerde şiir hakkında yazılar çıkmakta, eleştiri ve değerlendirmeler yapılmaktadır ama Bunların çoğunda nedenlerin içinlere nasıllara karşılık verilmez. Söylenilenler kanıtlara dayandırılmaz. A. Çoğu bir ön yargıdan yola çıkılarak yazıla gelmiştir. Çünkü, diyelim bakalım gerekçe bu cümlesi genellikle böyle bulunur. Çünkü çoğu bir ön yargıdan yola çıkılarak yazılmıştır. Olabilir mi? Çok da uydu. Bakalım diğerlerine. B. Çünkü şiir işçiliği gül yetiştiriciliğine çok benzer. Bu hiç uymadı değil mi arkadaşlar? C. Şair güzelliğin peşinden koşan bir hayalperesttir. Bunun hiç cümleyle alakası yok. Şairden falan bahsediyor. D. Şiirle ilgili eleştiriler nesnellikten uzaktır. Bu da uymadı. E. Eleştirmenler şiirin biçimsel özelliğini çok önemser. Olmadı. Cevap al. Bu parçadaki altı çizili cümlede gerçek şairlerin anlatımı ile ilgili vurgulanan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek şairin ölçüyle uyakla ne iş olabilir ki? Onun derdi şiir söylemektir. Bu nedenle de ne hece sayar ne de ses uydu mu uymadı mı diye bakar. Çünkü o sadece söyler. Söylenen bu sözler de zaten kendiliğinden ölçülü uyumlu olur. Gerçek şairlikte işte budur. A akıcılık. Akıcılık dilin herhangi bir şey takılmadan akıp gitmesi demek. Burada ondan bahsetmiyor. B özlülük. Özlülük az sözle çok şey söylemek. Mesela atasözleri az ve özdür. C yalınlık. Sanatlı olmamak, süslü olmamak. D doğallık. Bu kelimenin anlamını zaten biliyoruz. E öznellik, öznel kendinden bir şeyler katman. Ne diyordu soruda? Sadece söyler, söylenen sözler kendiliğinden ölçülüdür. Kendiliğinden yani doğaldır, kendinden. O yüzden cevap D. Kurda neden boynun ensen kalın demişler. İşimi kendim görürüm de ondan demiş. Bu atasözüyle ilgili olarak bir gerekçe içermektedir. Gerekçe neden demekti? 2. Doğrudan anlatım cümlesi kullanılmıştır. Yani böyle tırnak içine alabileceğimiz kişinin ağzından çıktığı gibi aynen alınan hiç değiştirilmeyen. 3. Benzetme yapılmıştır. 4. Karşılaştırma vardır. Yargılarından hangisi doğrudur? Bir Gerekçe içerbektedir. Neden boynun kalın demişler? İşimi kendim görümde. ondan işte geldi gerekçe. Boynunun kalınlığının gerekçesi neymiş? İşini kendi görmesi gerekçeyi alacağız. Doğrudan anlatım cümlesi kullanılmıştır. İşte zaten tırnak içinde doğrudan anlatım da var. Bunu da alacağız. Benzetme yok, karşılaştırma yok. Cevap 1 ve 2 yani B.